Merhaba sevgili arkadaşlar, Can Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere 38 bedene uygun bayanlar için moher bluz çalışıyoruz. Kazak çalışacağız. Şöyle modelimizi biraz göstermek istiyorum sizlere. İki renkten oluşuyor. Düz örgü, sıfır yaka. Bir modelimiz. Kollarında böyle püskül yaptım aksesuar olarak. Ölçülerini videonun içinde bütün ölçülerini vererek anlattım arkadaşlar. Videonun tamamını izlerseniz eminim ki siz de bu güzel hırkadan bluzdan örmüş olacaksınız. Şimdi biraz iplerden bahsetmek istiyorum. İplerimiz sarma iplerden. Moher dedikleri bir ip arkadaşlar. Bu moherlerin çok çeşitleri var. Kalını, incesi, orta kalınlıkta olanları var. Benim 3 kat yaptırdım ben. İnce moher, gri ipten açık gri aldım. Bir de füme rengi aldım. İkisini karıştırarak işte böyle görmüş olduğunuz bu kazağı ördük. Toplam 250 gram ipten çıktı arkadaşlar. Bu ipler çok bereketli oluyor. Hem de uygun fiyata denk geliyor. Herkes kendine böyle değişik tasarımlar yaparak bluzlar, kazaklar, hırkalar örebilirsiniz. Ben 5 numara şiş kullandım. Yakada sıfır yaka çalıştık. Şöyle gördüğünüz gibi hoş bir yaka çalışması oldu. Tüm ayrıntılarıyla videonun başından sonuna kadar izleyerek siz de bu güzel hırkadan örebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz, videoyu izlemeden önce abone olursanız sevinirim. Eğer modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basarak ve bildirim zilini açarak da bana destek olabilirsiniz. Eğer sizler de bu modeli örmek istiyorsanız buyurun hep birlikte başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bluzumuza, kazağımıza başlayacağım anlatmaya. Ben bunu başlamıştım, kızıma örüyordum. Sizlere de anlatmak istedim çünkü sayfamda paylaştığımda tarifini istiyorsunuz. Çok kolay, basit, dümdüz bir model. Ama ben size nasıl yaptığımı, kaç sayıyla başladığımı anlatmak istiyorum. Şimdi koyu rengimizle başlayacağız. Şöyle ilk ilmeğimi şu şekilde atıyorum. Ve 84 tane bu şekilde ilmek atacağım arkadaşlar. İpimiz moher bir ip. Başta da anlatmıştım zaten. Şu şekilde bakın. 5 numara şişimize 84 ilmek başlayıp lastikle kazağımıza başlayacağız arkadaşlar. İpimiz 3 katlı bir ip. Bakın. Şöyle. Başta da zaten yine ayrıntılarıyla göstermiştik. Bu şekilde 84 ilmeğimizi atalım, gelelim. 84 tane ilmeğimi attım. Bir tane düğüm attım buraya sabitlemek için arkadaşlar. Şimdi örgümüzü bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Burası örgümüzün arka tarafı. Bütün ilmeklerimizi bir ters, bir düz olarak öreceğiz. Bu sıramızı bu şekilde öreceğiz. Triko tipi lastik yapacağım. Daha önceki örgülerimizde de göstermiştik ama bunda da farklı görünüyor. Şuradan göstereyim ben size de. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde bir görüntüsü var. 5 numarayla da ördüğümüz için, moher ip olduğu için yumuşacık bir örgü oluyor arkadaşlar. Şöyle bir ters, bir düz
bu sıramızı tamamlayıp gelelim. Örgümüzün ön yüzüne geldik arkadaşlar. Bir sıra arkadan gittik. Ön yüzüne geldik. Baştaki ilmeğimi boşalıyorum. Yanındaki ilmeğim ters. Onu ters örüyorum. Düz ilmeğimi boşalıyorum. Tersi ters, düzü boşalıyorum. Tersi ters, düzü boşalıyorum. Sıramızı da bu şekilde. Ön yüzümüzde hep böyle öreceğiz. Düzler boş, tersleri örüyoruz. Arkadan da düzü düz, tersi ters örerek lastiğimizi tamamlayacağız. Evet canlar, bu şekilde ikinci sıramızı da örüyoruz. Umarım anlaşılmıştır. İlmekleri attıktan sonra arkadan bir ters bir düz örüyoruz. Örgümüzün iç kısmından yani. Düzünden de düzü boşalıyoruz. Tersleri örüyoruz. Gördüğümüz bütün düzleri boşalıp tersleri örüyoruz. Bu şekilde bir lastik elde edeceğiz. Şuradan da en alttan sayarsak, düz tarafları sayarsak, en altta başladığımızla beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra düzleri saydığımızda lastik yapacağız. Ve lastikten sonra üstüne devam edeceğiz arkadaşlar. Evet canlar, lastiğimi tamamladım. Şimdi düz örgümüze geçeceğiz arkadaşlar, şuraya. Ama geçerken ilk sırada 84 ilmeğimizi 90 ilmeğe çıkartacağız. Bu sırada artırma yapacağım. Nasıl yapacağım onu? 12 ilmek ördüm düz örgü olarak. Burada bir artırma yapacağım. Size de nasıl yaptığımı göstereceğim. 12. ilmeğimi örüyorum. Şimdiden ilmeğimi çıkartmadan bir de diğer tarafından girerek bir ilmek daha örüyorum. Yani bir ilmekten 2 ilmek çıkarttım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ilmeğe geldim tekrar. Örüyorum ilmeğimi ama şişimden çıkartmıyorum. Diğer tarafından şu şekilde girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. Yani bir ilmeğimi 2 ilmek yaptım. İkinci artırmamı, işlemimi yapmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine 12. ilmeğime geldim. Ördüm. Tekrar diğer tarafından girerek bir ilmek daha ördüm. Bakın. Ve şimdi çıkartıyorum. Üçüncü artırmamı yaptım. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmeğimi ördüm. Bakın şöyle yakından göstereyim. Şuradaki yerden tekrar bir ilmek çıkarttım. Dördüncü ilmeğimi de artırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, pardon. 11, 12. ilmeğimde yine bir artırma yapıyorum. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, 12. ilmeğimde bir artırma daha yapıyorum. Ve geri kalan ilmekleri örüyorum. On iki ilmek arayla artırmayı tamamladım arkadaşlar. Burası örgümün düz yön tarafı.
Düzden örgümüzün düz tarafından hep düz örüyoruz. Arka tarafından da ters örüyoruz. Bazıları bu ters örgüye haroşa da diyebiliyor. Ama önden düz, arkadan ters şeklinde tersleri nasıl ördüğümü yine göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Koyu olduğu için biraz görünmüyor mu diyeceğim ama görünüyor herhalde. Bu şekilde örgüme devam ediyorum. Arkadaşlar bu kazağı örerken ben kızımın ölçülerini alarak örüyorum. Siz de yanınızdaysa eğer öreceğiniz kişi kızınız ya da kime örüyorsanız ölçülerini alarak ve nasıl istediğini, salaş mı istiyor, dar mı istiyor onu öğrenerek ona göre örersiniz. Çizgilerine gelince de bunu birkaç renkle de çalışabilirsiniz. Ben iki renk çalıştım. Kızım böyle istediği için iki renk çalıştım. Füme ve açık gri olarak. Altında bu kadar bir füme çalıştım. Bunu ben size sayısını söyleyeceğim. Kaç sıra çalıştığımın sayısını söyleyeyim. Yani siz isterseniz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Daha uzun, daha kısa yapabilirsiniz. Şuradan hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Alttaki sırayla beraber 40 sıra falan arkadaşlar füme örmüşüm. Dediğim gibi siz bunu daha yarı yarıya da çalışabilirsiniz. Yarısını füme, yarısını gri de çalışabilirsiniz. Ben sadece nasıl çalıştığımızı sizle paylaşmak istedim. Beğenirseniz bu şekilde size çalışabilirsiniz. Burası arkası. Arkasını ben daha önce ördüm. Kolda falan hiçbir kesme işlemi yapmıyorum arkadaşlar. Düşük kol olacak. Yakası sıfır yaka olacak. İlerleyen zamanlarda ben şimdi 40 sıra burayı öreceğim ve geleceğim. Oldu mu? Santim olarak da vereceğim tabii ki kazağımızı. Şimdilik bu şekilde önden düz, arkadan ters şeklinde örerek bu füme kısmını tamamlayalım. Evet arkadaşlar, ben önümü söylediğim yere kadar füme rengimle ördüm. Şimdi de gri, açık gri ipimi takıp yine yakaya kadar ördüm. Kolda kesme falan olmadığı için arkadaşlar, düz örgüde olduğu için gerek duymadım yani her sırasını söylemeye. Sadece zaten sıramızı söylemiştik, alttan kaç başladığımızı. Ona göre önü yakaya kadar ördüm. Arkamızın ben sadece ölçüsünü vermek istiyorum. Burada şunu bir belirteyim arkadaşlar. Bunu ben kızıma ördüğüm için tamamen kızımın istek ve ölçülerine göre örüyorum. Yani bu standart bir ölçü değil. Mesela benim kızım kolunu dar istiyor, işte bedeni birazcık geniş, boyu çok uzun istemiyor. O yüzden siz sadece benim yaptığım tarz olarak bakın. Yani eğer hoşunuza giderse bu şekilde örersiniz. Ama örerken tabii ki siz kendi öreceğiniz kişinin ölçüsüne göre örmeniz daha uygun olur. Ben sadece istek doğrultusunda çalışıyorum burada. Şimdi arkayı dümdüz ördüm. Santim olarak söyleyeceğim ben size. 58 santim benim kızımın istediği boya göre olduğu için ben 58 santim ördüm. Kolda hiçbir kesme yapmadım. Düşük kol olacak. Arkayı böyle bu şekilde şişte bekletiyorum. Birleştirirken omuzları tığ ile birleştireceğim. Yaka tutarken de buradaki ilmeklerden de alarak tutacağım. Yaka kesmesine geldik. Ne kadar kaldığını söyleyeyim. Burada ben hesapladım. Ölçüm şuraya kadar ördüm bakın. Burası arka, burası ön. Kesme yerine kadar geldim. Şimdi de kesmeyi nasıl yapacağım onu göstereceğim sizlere. Sıfır yaka çalışacağız. Burada ilmeklerimiz ...90 tane ilmeğimiz vardı burada arkadaşlar. Şimdi ben buradan kaç tane örmem gerekiyor? 30, 60, 90, 40, 40, 40, 40 tane öreceğim buradan.
ortaya gelene kadar, yani ortada 10 tane bir ilmek keseceğiz. Düz tarafından yapıyorum ilk kesmemi. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Tekrar sayalım, yanlış olmasın. 2, 4, 6, 8, 10. Evet. 40 tane ördüm. 40 da bu tarafta kalacak. 80. 10 tane ilmeği ortadan keseceğiz. İlmeklerimizi nasıl kesiyorum ben? 2 tane ilmeğimi beraber örerek ilk kesmemi yaptım. Buradaki ilmeğimi diğer şişime takıyorum. Burada 2 ilmeği örerek bir kesme daha yaptım. 2 oldu. 3 oldu. 4 oldu. Burayı da gergin kesmeyelim arkadaşlar. Bayağı bir gevşek keselim. Çünkü zaten ilmek tutacağımız için burası toparlanacak. 6 oldu. 7 oldu. 8 oldu. 9 oldu. 10 oldu. İnşallah yanlış kesmemişimdir. Sayacağım tekrar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Evet, doğru kesmişim. 10 tane ortadan kestim bakın arkadaşlar. Şimdi bu tarafı öreceğim. Diğer tarafa sonra geçeceğim. Burayı sona kadar örüp geleyim. Arkadaşlar şimdi burasının arkasının tam boyu, herhalde onu söylemeyi unuttum az önceki videoda, 58 santim. 58 santim. Yakayı da kaç santimde oyacağımı göstereceğim size şimdi. Şuradan ölçelim. Enseden ölçtüğümüzde bakın 10 santim falan. Şöyle bakın, tam 10 santim aşağıdan ilk kesme işlemimizi yaptık. Şimdi de geri gelirken bakın, arkadan da örüyorum, önden ördüm. Sondan 2 tane ilmeğim kaldı. Bu 2 tane ilmeği şu şekilde ters olarak kesiyorum. Bakın. Önden 10 kesmiştik. Şimdi de bakın, tersten gelirken bir tane kesiyorum ki kestiğimiz yerler böyle merdiven merdiven olmasın diye, basamaklı görünmesin diye. Şimdi de burada 3 tane keseceğim. 1, 2, 3. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Hiç burada bir çıkıntı, girinti tarzında bir şey görülmüyor. Size ben bu tekniği göstermek için özellikle yaka kesmesini göstermek istedim. Sonuna kadar gidiyorum. Bir tane dönüşte kestik. Üç tane de, yani ters tarafından kestik. 3 tane de ön yüzünden kestik. Ve sonuna kadar yine gidiyoruz. Arkadaşlar videoları izlerken lütfen baştan sonuna kadar bir izleyin. Çünkü örerken videoyu atlatıyorsunuz. Yani herkes için söylemiyorum tabii de, böyle bazı arkadaşlar sıkılıp atlatıyor ama orada püf noktasını kaçırıyor. Daha sonra bize mesaj olarak geri dönüş yapıyorlar. Aslında anlattığım yerleri bana tekrar soruyorlar. Yani bana bir de videoyu hiç izlemeden kaç yaş, boyu kaç, eni kaç, kaç numara şiş diye sorular alıyorum. Ben 7-8 senedir hemen hemen bu işi yapıyorum.
Yani bir sene öncesi değil, ben bir iki video öncesinde kaç ilmekle başladığımı bile unutuyorum. Modeli bile bazen unutuyorum. Kendi videomu kendim izleyerek örüyorum bazen. Unutuyorum yani. Bu çağımızın hastalığı galiba. O yüzden lütfen benim kusuruma bakmayın. Videoyu izlemeden ben kendim hatırlayamıyorum. O yüzden sizin de izleyip bakmanız gerekiyor. Kaç başladım, kaç yaş ördüm, kaç ip kullandım, hangi ipi kullandım gibi soruları yanıtını almak için videoları izlemeniz gerekiyor. Şimdi yine sondan tersten de geldim konuşurken bu arada. Yine bakın sondan iki tane ilmeğim kaldı. Şöyle kesmiyorum arkadaşlar. Böyle kesersem istediğim öndeki düzgünlüğü alamam. O yüzden bakın tersten keserken şöyle tam en baştaki ilmeğin içinden giriyorum. Tekrar göstereyim bakın. Baştaki ilmeğin içinden giriyorum ve bu şekilde kesiyorum. Çeviriyorum. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Gayet düzgün bir kesme oluyor. Şimdi de iki tane keseceğim. Bir, iki. Şöyle göstereyim. Sonuna kadar yine gideceğim. Tekrar yine döneyim arkadaşlar ben. Tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar yine geldim. Bakın yine sondan iki tane ilmeğim kaldı ters tarafta. Yine ilmeğimi bu şekilde kestim. Döndüm. Şöyle yine gösterelim yaka kesintimizi. Burada da bir tane keseceğim. Bakın. Bir kesme yaptım. Sona kadar gideceğim. Omzumda 29 tane ilmek kalana kadar tersten ve düzden artık tek tek kesmeye devam edeceğim. Yakamda da 32 tane ilmeğim kalacak arkadaşlar. Ensemde yani. Evet, ördüm. Sayalım bir 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 tane ilmeğim var. 31 ilmeğimi yine son 2 tane ilmeğim kalmış kesilecek. Yine aynı şekilde önden ve arkadan birer tane keseceğiz. Ve daha sonra hiç kesme yapmadan omzumuzun hizasına gelene kadar düz öreceğiz. Kesme yapmadan. Yani kesme işlemimiz artık bakın sona geldim. Bir kesme daha yaptım. Ve şu anda 31'di, 30'a düştü. Burada bir kesme daha yapıyorum. Tersten kesmemin amacı normalde düzden keseriz örgülerimizi ama bu sıfır yakada şöyle göstereyim. Daha düzgün bir oyuntu yani makasla kesmiş gibi diyelim tabiri caizse. Öyle çıkartmak için şuradan bakın. Şimdi şurası ön kısmımız. Bakın. Kesme işlemimiz burada bitirdik. Burada geri kalan kısmı da aynı ilmeklerimizi tersten ve düzden düz örerek bitireceğiz. Bu tarafımızı bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi yine bakın şöyle önden düz arkadan ters yaka hizamıza gelene kadar bunu da siz kendi sayarak da yapabilirsiniz. Ben de öyle yapıyorum çünkü santimde bu çok yumuşak bir örgü olduğu için boyuna enine esneme payı oluyor. O yüzden arkadaki haroşalardan sayması daha kolay oluyor tersten. Şöyle. Şu
başa geleyim. İzah edeceğim tekrar. Beş numara şişle örüyorum. Aynı zamanda onu da söyleyeyim. Başta da yine söylüyoruz ama şuradan bakın, tersten sayarsanız arkadaşlar şöyle daha kolay sayılıyor. Önden biraz daha zor sayabilirsiniz. Tabii sizin kolayınıza nasıl geliyorsa. Şimdi aynı söylediğim gibi bakın, burada kesme işlemi tamamladım. Şuradaki kalan kısmı da hiçbir kesme yapmadan devam edeceğim. Daha sonra ipimi buraya takıp bu taraftaki kesmeyi yine beraber yapacağız arkadaşlar. Evet canlar, bakın yaka kesintimi yaptım. Bekletme aparatına aldım. Şimdi diğer tarafını beraber çalışalım. İpimi bağladım. Direkt ilmeğime bağlamadım. Şuradaki ilk kestiğim ilmeğe takarak bağladım ki burası böyle açık olmasın diye. Şimdi ilk başta 3 tane ilmeği keseceğiz arkadaşlar. Birinci ilmeğimi kestim. Tersten kesiyoruz bu sefer. İkinci ilmeğimi de kestim. Üçüncü ilmeğimi de kestim. Şöyle gösterelim. Burayı sona kadar ters örgüyle gidiyorum. Bu sefer çoklu kestiğimiz ilmeklerimizi tersten keseceğiz. Tek kestiğimiz ilmeklerimizi de düzden keseceğiz. Onu da göstereceğim. İlk 3 ilmeğimizi kestik. Sayfama yeni gelen arkadaşlarımız varsa beğeni ve yorumlarını, eğer beğeniyorlarsa tabii ki videolarımı, beğeni ve yorum yaparlarsa sevinirim. Abone olurlarsa da seviniriz arkadaşlar. Bizlere de destek olmuş olursunuz. Abonelik ücretli değil arkadaşlar. Bunu herkes soruyor bana, kanalınız ücretli mi diye. Ücretli değil. Sadece abone ol tuşuna basıyorsunuz ve abone oluyorsunuz. İstediğiniz kadar evinizde internet, zaten internet olmayan ev yok şu anda. Herkes bu ücreti ödüyor zaten. İstediğiniz kadar video izleyebilirsiniz. Şimdi bakın, tersten 3 tane kestik. Geldik. Şimdi de düz taraftan yine ön tarafa doğru geliyoruz. Burada yine son 2 tane ilmeğim kaldı. Bakın. İlmeklerimi şöyle çeviriyorum, ilmeğimi. Bakın düzgün olsun diye. Buradan içinden giriyorum ve 2 tane ilmeğimi düz örerek kesiyorum. Burada da bir kesme işlemi yaptık. Aynı sistem arkadaşlar. Burada da şimdi 2 tane keseceğiz. Bir, ipimiz katlı olduğu için bazen katı açılıyor. 2, yine sona kadar gideceğiz. Düzden gelirken yine gösterdiğim gibi kesiyoruz arkadaşlar. Yani artık buranın aynısı olacak. Burada diğer kestiğimiz tarafın aynısı olacak. Bu omzumuzda bir tane, pardon, 29 tane ilmek gelene kadar artık bir bir önden ve arkadan keseceğiz. Zaten üçünü kestik, bir kestik, iki kestik. Şimdi de bir bir 29 tane ilmek kalana kadar keseceğiz. Aynı buradaki gibi olacak. Yakamızı sonra birleştirip yaka tutmayı da size göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar, yakamı tamamladım. İki tarafını da aynı eşit bir şekilde kesme işlemi yaptım. Şimdi örgümü yüz yüze getirdim. Bakın yüz kısımlar, ön kısımlar içinde gelecek şekilde yüz yüze getirdim. Ve şimdi omzumu birleştireceğim.
İki omzumu tığ yardımıyla birleştireceğim. Bu birleştirme şeklini ben size zaten daha önceki videolarımda da çok gösterdim arkadaşlar. Şöyle iki tane ilmeğimi alıyorum ve tığdan ilk ilmeklerimi çıkarttım. Daha sonra ikinci ilmeklerimi beraber örüyorum ve kaydırmayla kapatıyorum. Bakın, birinci şişimle ikinci şişimdeki ilmeğin ikisini beraber örüyorum ve kaydırıyorum. Ben genelde yani dikiş kullanmıyorum arkadaşlar, örgümde iğneyle dikiş kullanmıyorum yani. Bu şekilde omuz birleştirmelerimi, yan dikişlerimi bu şekilde. Şöyle bakın, hem çok düzgün oluyor hem de kalın bir potluk olmuyor. Bir de örgülerimiz esniyor biliyorsunuz, hele de böyle yumuşak örgülerde. Orası eksik geldi, burası fazla geldi derdimiz de olmuyor. İlmeği birebir karşılıklı bu şekilde kaydırarak omuzu birleştiriyorum. İpimiz tüylü olduğu için biraz mohair bir ip arkadaşlar. O yüzden biraz tutuyor tığımızı. Bakın şöyle göstereyim. Yani hiçbir potluk yok arkadaşlar. Bu şekilde bu omzumu, videomuz çok uzun sürmesin, ilmeklerimiz eşit zaten, gelene kadar ben tamamlayayım, devamını göstereyim. Arkadaşlar ben omzu birleştirdikten sonra şimdi diğer omzumu birleştirmeden, bakın ikisi de aparatta, ön kısmımı ve arka kısmımı, omuzlarımı aparata aldım. Şimdi orayı birleştirmeden önce yakayı örmek istiyorum. Normal yine aynı şişle devam edeceğim. Diktiğim zaman yuvarlak şişle örmem gerekecek. O yüzden ben normal şişle devam edeceğim. Ben ensemden başlıyorum yakayı tutmaya. Benim öyle denk geldi. Omzumu kesmediğim ipten tarafa birleştirdiğim için. Size nasıl denk gelirse oradan yapabilirsiniz arkadaşlar. İpimi bağladım. Ensedeki ayırdığımız şişte beklettiğimiz ilmeklerimiz vardı. Onu örüyorum arkadaşlar. Bu sıramı düz olarak öreceğim çünkü ilmek burada örüyorum ama diğer taraflarda ilmek toplayacağım için düz taraftan ilmek toplayacağım. Sonra omuzla beraber yakayı yine omuzla beraber bitirirken hiç ip kesmeden kapatacağım tığ yardımıyla yine. Evet canlar, bu şekilde ensedeki ilmeklerimi ördüm. Geliyoruz. Bu şişimiz boşa çıktı şimdi. Geliyoruz. Buradan ilmek almaya. Şurada bir tane omuzdan alacağım. Tam ilmekleri birleştirdiğim yerden bakın aldım bir tane. Daha sonra sıra gelen görmüş olduğumuz bütün, bakın şurada zaten yerleri belli arkadaşlar. Görünüyor mudur acaba gri olduğu için? Şöyle bakın, bütün her gördüğüm ilmekten bir tane ilmek alıyorum. Bu şekilde burası ön kısmımız, yakamızın önü. Yani burada kestiğim ilmekler vardı ya arkadaşlar. Yani dönüp dönüp kestiğimiz yerler, bakın buralar. Döndüğümüz yerlerden, kestiğimiz yerlerden hepsinden birer tane ilmek topluyorum.
Topladığımda en son kaç tane ilmek topladığımı da yine sizinle paylaşacağım. Burada da yine her gördüğüm ortadaki kestiğimiz yer biliyorsunuz burası yakamızın. Her gördüğüm ilmekten bir tane alarak topluyorum. Toplam kaç tane ilmek topladığımızı da yine sizinle paylaşacağım, sayacağım. Bazı yerlerden zor alınıyor. İlmekleri sık almışım. Şöyle. Şuradan da alalım en son. Bakın buradaki ilmeklerimizden de birer tane alıyorum. Bunun arkasından bir tane daha alalım. Dikerken çıkıntı olmasın. Bakın şuradan arkadan bir ilmek daha aldım. Bu şişteki ilmeğimizin yerine aldım yani bu ilmeği de. Şimdi sayalım toplam kaç ilmek olmuş? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 83 tane ilmek almışım arkadaşlar. 83, 84, 85 sizin kendi şeyinize göre 80 de olabilir. Yani yakada normaldir bu sayı arkadaşlar. Şimdi burada bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak örgümü örüyorum. Ters tarafı burası örgümüzün. Ters tarafından bir ters bir düz olarak öreceğim. Önümüze geldiğimizde ben size ön taraftan da göstereceğim. Evet canlar, bu şekilde bu sıramızı tamamlayıp geliyorum. Şöyle göstereyim. Evet. Örgümün ön yüzüne geldim arkadaşlar. Arkadaki pardon, ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi boşalıyorum. Tersi ters örüyorum. Düzü boşalıyorum. Tersi ters örüyorum. İlmeklerimi, yani lastiğimiz bu şekilde. Aynı alttaki yaptığımız lastiği yakada da aynı lastiği çalışacağız arkadaşlar. Arkadan iç kısmından yani ters tarafından bir ters bir düz örüyoruz. Önden de düzleri boşalıyoruz. Tersleri de normal ters örüyoruz. Yakamı ben bu şekilde devam edeceğim. Bittiğinde en son kesme sırasına geldiğimde kaç sıra ördüğümü ve en son bitirme sırasını da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Göstermek istediğimiz yakada bu kadar. Evet canlar, bu şekilde devam ediyoruz. Evet, bakın. Yakamı tamamladım. Şöyle sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ilmek görünüyor arkadaşlar. Tabii siz bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi baştaki ilmeğimi kesmesini göstereceğim tabii bu arada. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz siz. Daha kısa ya da daha uzun yapabilirsiniz. Şimdi ters ilmeğimi ters örüyorum. İlmeğimin içinden kaydırarak örüyorum. Düz ilmeğimi düz örüp kaydırıyorum. Ters ilmeğimi ters örüp kaydırıyorum.
düz ilmeğimi düz örüp kaydırıyorum. Bakın, çok sıkı ya da çok gevşek yapmayalım arkadaşlar. Çok gevşek yaparsak geniş durur, sıkı yaparsak da kafamızdan geçmeyebilir. O yüzden normal örgü ayarınca böyle, bakın şu şekilde yapabilirsiniz. Bunu tığıyla da yapabiliriz. Şöyle gösterelim. Nasıl kolayınıza giderse, şöyle düz şişli örer gibi örüyorsunuz. Sonra da ters örer gibi örüyorsunuz. Kaydırarak geçiriyorsunuz. Nasıl kolayınıza gelirse. Tığ şişten daha kolay bence. Şöyle. Bakın bu şekilde kesmemi tamamlayıp omzumu birleştirmeyi göstereceğim arkadaşlar. Haydi beraber devam edelim. Evet canlar, yakamız bu şekilde oldu gördüğünüz gibi. Şöyle yakından da gösterelim. Şimdi bakın şuradaki omuzlarımız hala şişimizde beklemekteler. Onu ne yapıyoruz? Yine ilmeklerimizi şu şekilde her yerinde o kadar çok ip var ki yüz yüze getirdim. Bakın ilmeklerimizi yüz yüze getirdim. Şuradan, tam şuradan bakın. Bu kalan ilmeklerimi, iplerimi temizleyeceğiz arkadaşlar tabii ki, ama bakın şurada en son yakada ilmeğim var. Bakın şöyle. Önce yakanın olduğu yeri birleştireceğim. Şöyle bakın. Tığıyla. Şu şekilde yakamın ilk yerini birleştiriyorum. Daha sonra, ama burada ilmeklerim kaçıyor. Onlar, ben tutup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, vallahi ilmeklerimi zor tuttum. O oradan kaçtı, bu buradan kaçtı. Yani gerçekten bu video çekmek o kadar büyük emek istiyor ki arkadaşlar. Yani sanmayın ki çok kolayca oluyor bu işler. Maalesef hiç olmuyor. Bakın şimdi burada sabitlemiştim ipimi. Şöyle ilk ilmeklerimin içinden karşılıklı yakamı tutturuyorum. Yine kaydırma tekniği. Bakın kaydırma tekniğiyle şuradan da şöyle bakalım. Birleştirdik burasını. Şimdi de yine bakın, yine kaçıyor buradan. Kaçmayın arkadaşlar. Benden kaçmayın. Şimdi de bakın karşılıklı aynı diğer omuzda yaptığımız gibi devam edeceğiz. Şurada bir açıklık olabilir. Onu şuradan girerek şu dibe yine bir, burada da bir kaydırma yapalım. Arkadaşlar, daha sonra da ilmeklerimize geçelim. Orada açıklık olmasın diye yaptım. Şöyle bakın, buradaki açıklığı kapattık. Yine karşılıklı ilmeklerimizi alarak kaydırıyorum. Bir buradan, bir karşıdan, diğer omuzda yaptığımız gibi bu şekilde sıkı yapmıyoruz. Çok gevşek de yapmıyoruz. Şöyle. Bu şekilde aynı diğer tarafı gösterdiğim gibi
Burada göstermek istediğim yer, ipimizi hiç kırmadan yakamızı ördükten sonra, bakın ipimizi hiç kırmadan omuzumuzu yakamızı birleştirdik. Oradan da devam ederek omuzumuzu birleştireceğiz ve yaka kısmını tamamlamış olacağız. Şöyle de gösterelim. Yine de evet, bu şekilde devam edip bitiriyorum omuzumu. Evet arkadaşlar, yakamızı tamamladım. Bakın şurası da birleştirdiğimiz yer. Gayet muntazam oldu. Bu şekilde yakamızı tamamladık. Şimdi de kollarımıza geçeceğiz arkadaşlar. Evet canlar, şimdi de geldik kolumuza başlamaya. Kolumuzu 40 ilmekle şu şekilde aynı şişimle 40 ilmek başlıyorum. Arkadan bir ters bir düz örüp geliyorum. Örgümün ön yüzündeyim şimdi. İlk ilmeğimi boşaldım. Yanındaki ilmeği ters ördüm. Düz ilmekleri boşalıyoruz. Lastiğimizi biliyorsunuz arkadaşlar. Arka tersleri ters örüyoruz. Düzleri boşalıyoruz. Tersi ters örüyoruz. Düzü boşalıyoruz. Arkadan yine tersi ters, düzü düz örüyoruz. Bu şekilde lastiğimi tamamlayıp geliyorum. Evet. Evet arkadaşlar, lastiğini ben istediğim kadar ördüm. Biraz kalın bir lastik yaptım. Yine düz taraflarını saydığımızda 10 tane düz örgü yaptıktan sonra lastiğimi tamamladım. Bu sizin tamamen zevkinize bağlı. Daha uzun ya da daha küçük, kısa yapabilirsiniz. Şimdi burada bir 40 ilmekle başlamıştık. Bir 8 ilmek artırmak istiyorum. Baştan 3 tane ilmek örüyorum. Düz örüyorum tabii ki, burası örgümün düz tarafı. Bakın şöyle ilmeğimi çıkartmadan aynı ilmekten bir tane artırma yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 ördüm. Yine örüyorum. Diğer tarafından tekrar girerek bir artırma daha yaptım. 2 oldu. 3, 4, 5. 5. ilmekte yine bir artırma yapıyorum. 3 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Yine bir artırma yaptım. 2, 3, 4, 5'te bir artırma daha yaptım. 8 tane ilmek artıracağız arkadaşlar. Az ya da çok, yani 3 ilmekte, 5 ilmekte bir, yeter ki 8 tane ilmek artırmış olalım. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47. Burada bir tane daha artırma yapacağım. 48 tane. Burası örgümün düz tarafı. Arkadan ters örüyorum. Önden düz örüyorum. Benim kızım dar istediği için kolunu bu kolda biraz artırma yapmadan bayağı biraz örmeyi düşünüyorum. Ve size de ne kadar ördükten sonra artırmaya başladığımı da söyleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Benim artırma yerine kadar. Evet arkadaşlar, ben kolumu örmeye devam ediyorum. Bu arada bir tanesini ördüm, hazırladım. Size de nerelerde artırdığımı söylemek için önce bir tanesini ben kendim ördüm istediğim boyutta. İlk biraz ördükten sonra artıracağımızı söylemiştim arkadaşlar. Lastikten sonra 20 santim ördükten sonra ilk artırmamı yaptım.
Daha sonra her 10 çizgide bir artırma yaptım ve toplam 2, 4, 6, 8 defa sağdan ve soldan artırma yaptım birer ilmek ve toplam 50 santim ördüm arkadaşlar. Kolumuzun boyunu toplam 50 santim ördüm ama bu tabii ki sizin öreceğiniz kişinin kol ölçüsüne göre değişir. Bu düşük omuz olduğu için 50 santim ördüm. Omuzdan da zaten bir 20 santim yakayla beraber omuz ölçüsü var. Toplam 60 santime falan geliyor. 60-62 santime biraz da esneme payı var. Siz de kendiniz örerken ölçünüzü alarak örebilirsiniz. Şimdi ben sadece burada nasıl artırma yaptığımı size göstermek için şurada ilk artırmamı yapmıştım. 10 arkadan saydığımızda şöyle 10 çizgi ördükten sonra ikinci artırmamı yapacağım. Size de sadece buradaki artırmayı nasıl yaptığımı göstermek için. Bakın, baştaki ilmeğimi boşalıyorum. Şu yandaki ilmeğimin şöyle yanındaki yani altında görünen yerini örerek burada bir artırma yapıyorum. Yani bir ilmeği iki defa örmüş gibi bir şey de yapabilirsiniz. Altından çekerek örüyorum arkadaşlar. Bu ikinci artırmam toplam 8 defa artırma yaptım. Sağdan soldan toplam 8-8-16 defa artırma yapmış oldum. Ama biz dar bir kol istediğimiz için böyle yaptık. Yani çok bol salaş bir kol olmayacak bu. Siz isteğinize göre 10 sırada değil de 6 sırada, 5 sırada yaparsanız daha çok artırma yapmış olursunuz ve kolunuz bayağı salaş büyük bir kol olur. Sona kadar gelelim. Burada da gösterelim artırmamızı. Siz tabi bildiğiniz gibi artırabilirsiniz. Ben bu şekilde artırıyorum. Delik olmaması için bakın. Şu altındaki ilmeği çekiyorum. Bu da değişik bir artırma şekli. Bakın şöyle yaptığımızda da görünüyor. Burada bir deliklik oluşmasın diye bu şekilde artırıyorum. Yine ben 10 sıra öreceğim arkadaşlar. Bu arada kol uzunluğu şuradan bedeni de gösterelim. Bakın bedenden daha uzun yaptım. Şöyle göstereyim. Bakın kolu daha uzun yaptım. Çünkü kol biraz bedenden daha uzun olacağı için siz bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. İsterseniz kolunun birini gri, birini füme çalışabilirsiniz. Ben daha önce ördüğüm kaza öyle çalışmıştım. Onu da gösteririm gerekirse. Bu çizgilerde istediğiniz renklere katabilirsiniz. 3 renk, 4 renk, 2 renk. Çizgilerin hepsinin aynı olması şart değil. İstediğiniz sıralarda örebilirsiniz. Ben kolumu biraz daha füme rengini daha uzun çalışmak istedim. Bu şekilde de çalışıyorum. Kolumu öreyim. Dediğim gibi arkadaşlar toplam 50 santim ördüm. Kolumu 20 santimde ilk artırmama başladım. Şuradan tekrar gösterelim. Şöyle bakın. Şöyle de iplik taktım yerlerine karışmasın. Hani artırma yerlerini net görebileyim diye. Bu şekilde şöyle yaptığımızda kolumuz şöyle bir kol olacak. Yani dar bir kol olacak aslında. Bu şekilde devam edelim. Siz şurasını ben yine santimle söyleyeyim isterseniz. Kaç santimden sonra griye geçtiğimi de söyleyeyim size. Aynısını örmek isteyen arkadaşlar için. Ben 33 34 33,5 gibi santimden sonra griye geçmişim arkadaşlar. Siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Kollarımı bitip dikerken de yine sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde siz de devam edin. Evet sevgili arkadaşlar. Hırkamın kolunun bir tanesini bitirdim. Şöyle göstereyim sizlere de. Kolunun burasına püskül yapmak istedim. Sonradan aklıma gelen bir fikirdi bu da.
güzel olacağını düşündüğüm için biraz hareket katalım kollarına dedim. Ve kollarına bu püskülleri yaptıktan sonra dikişimi de yaptım arkadaşlar. Bakın şöyle. Bu şekilde dikişimizi de yaptık. Şimdi ben size bunu kaldıralım. Püsküllerini nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, şimdi kolumuzu dikmeden önce şöyle ipimi bir göstereyim önce size. Bakın ipim şöyle bir ip arkadaşlar. Mohair bir ip ve 3 kat ince mohair. 3 kat bir ip. Ben bunu şöyle 23 24 santim kadar şöyle 3 kat 2 oldu bakın. 3 kat yapıyorum. Şöyle buradan kesiyorum. Ben iplerimi hazırladığım için size nasıl hazırladığımı göstermek için gösteriyorum. Bakın şöyle hazırladım ben iplerimi. Tığ yardımıyla şöyle ortadan başlayalım, daha güzel anlaşılır. Şimdi önce bunu şöyle ikiye katlıyoruz arkadaşlar. Tabii kesiyorum ben sonra bunları. Şu şekilde ikiye katlıyorum. Ve burada ortadan bir yerden şöyle bakın şuradan gri yerden burayı bu şekilde karşıya geçiriyorum. Ve hepsini tekrar böyle ilmek içinden geçiriyorum ve düğüm atar gibi bu şekilde sabitliyorum. Şimdi bir tane daha gösterelim. Yine böyle ikiye kıvırıyorum ipimi, hazırlamış olduğum ipimi. Daha sonra bakın yaptıktan sonra bu düğüm attığım ilmeğimin 1, 2 ilmek değil, 3. ilmeğinin şöyle tığımla geçiyorum. Tam bu ortada elimin tuttuğum yerden şu şekilde tığıma geçiriyorum ve zincir çeker gibi bu şekilde düğüm atıyorum. Bakın arkadaşlar. Haydi bir tane daha göstereyim. İpimi hazırladığım 3 kat ipim. 3 kat ama zaten ipimin kendisi de 3 kat. Toplam 9 kat mohair oluyor yani arkadaşlar. Şu şekilde tutuyorum. Bakın. Püskülü taktığım yerden değil. 1, 2, 3. V'den V olan yerden giriyorum. İpimi burada zaten elimde hazır tutuyorum. Bu şekilde ipimi tığıma geçiriyorum. Bakın. Ve hepsini zincir çeker gibi böyle geçiriyorum ve düğüm atmış oluyorum. Bu şekilde her yerini tamamlayacağız. Herhalde anlaşılmıştır arkadaşlar. Bu şekilde sağını ve solunu tamamladıktan sonra omuzu, kolu nasıl hazırlayıp diktiğimi göstereceğim arkadaşlar. Siz püsküllerinizi de hazırlayın. Dikiminde tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar. Bakın püsküllerimizi tamamladım. Bunu tabii kesmem gerekiyor. Çünkü uzun kısa olan yerleri var. Yani hepsinin bir olması mümkün değil. Onu da nasıl keseceğim yine size göstereceğim. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle ördüğüm yeri kesmemek adına şu şekilde bakın görüyorsunuz girintili çıkıntılı yerleri oluyor tığla çektiğimiz için. Biraz daha şöyle çekeyim. Evet, böyle daha iyi herhalde. Bakın şu şekilde. Bunu siz daha kolay nasıl yaparsınız bilmiyorum ama ben biraz da el yordamıyla 8 santim yapacağım püsküllerini ben. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Şuradan pardon görünmüyor galiba. Her çektiğimde de şey yapıyor. Şöyle mi yapalım? Yok. Öyle yaptım da olmuyor.
Neyse ben şu baş tarafı görünmüyor. Kendim keseyim o zaman. Şöyle. Şöyle 8 santimden. Şöyle 8 santim üstüne koyuyorum arkadaşlar. İleriye doğru çekiyorum. Biraz daha gidiyorum. Tabi arada kalanlar varsa onları da şöyle keseceğiz. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Şöyle yani benim yaptığım biraz şey pratik bir yöntem ama aklıma bu geldiği için bunu yaptım ben şimdi. Şöyle ileriye doğru gidiyorum. 8'in hizasına gelecek şekilde. Şu şekilde bakın. Gayet de düzgün oldu. Bu şekilde kesmeyi tamamlayacağım. Siz artık cetvelle mi ölçersiniz yoksa başka bir şeyle mi ölçersiniz onu bilemem. Ben diğer tarafında bu şekilde çalıştım. Şey ölçünüzü cetvel olursa daha düzgün olur belki. Ama ben el yordamına göre bu şekilde kesip tamamlayıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar kolumu şu şekilde tamamladıktan sonra üst kısmını ortasını buluyorum. Bakın şöyle. Tam ortasına gelen yerimi şu şekilde belirledikten sonra bakın omzumun şuradaki tam ortasına getiriyorum arkadaşlar. Şöyle. Buraya bir iğne takacağım. Bakın burası tam orta. Daha sonra şöyle kolumu şu şekilde iğneyle tutturacağım önce. Daha sonra da dikim aşamasına başlayacağız. Bakın bu tarafını yaptım. Şimdi diğer tarafını da yapacağım. Tabi burayı yaparken de şuradaki kalan mesafelerimizin şurada kalan mesafelerimizin burayla aynı olması lazım. Onu da göz ardı etmeyin. Yine arkadan ya ölçerek ya da böyle ilmeklerini sayarak yapabilirsiniz. Önce burayı dikiyoruz arkadaşlar. Siz iğneyle mi dikersiniz ya da benim gösterdiğim tığlama tekniğiyle daha önce de göstermiştim. Onunla mı dikersiniz? Önce omzun bu kısmını dikeceğiz. Bakın burası. Burasını dikeceğiz. Daha sonra da şöyle yapıp şöyle bakın. Şu şekilde buradan artık alt diğer ucundan da başlayabilirsiniz. Buradan ben başlıyorum mesela koldan şuraya kadar füme renkle dikiyorum. Buradan gri renkle bu alta kadar dikiyorum. Daha sonra da bu bölümünü en alt kısmını da şu şekilde dikiyorum. Artık dikimini göstermemize gerek yok çünkü bütün videolarımda dikim aşamasını gösterdim. Bu videoyu bir an önce bitirmem lazım. Çok uzun sürdü çünkü. Bu şekilde ben dikişini nasıl yapıldığını size gösterdim ve aşağı yukarı nasıl yapılacağını. Bu şekilde tamamlayalım ve bitmiş haliyle gelelim artık arkadaşlar.
Kolay gelsin tekrar sizlere de bana da. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu çalışmamız büyükler için 38 bedene uygun mohair bir bluz ya da kazak diyebiliriz. Çalışmamız oldu. Videonun örerken ölçülerini, bütün ölçülerini verdik arkadaşlar. Videoyu izlediğinizde rahatlıkla örebileceğiniz bir model oldu. Bütün ayrıntılarıyla videonun başından sonuna kadar izleyerek örebilirsiniz. Bundan sonraki yeni projelerde, videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.